Selam arkadaşlar. 20 günde temel atma töreni TYT yaz kampı 9. videosu zamirlerdeyiz. Şimdi zamirlere geldik arkadaşlar. Bakalım ne söylemişiz? İsmin yerine kullanılan sözcüklerdir. İsimli zamir olmaz. Doğru. İsmin yerine kullanıyorsa ortada bir isim olmaması gerekiyor. Sıfatlarda neydi hatırlayın? Bir sıfat ismin önüne gelip onu niteleyen sözcüklerdi. Burada da zamirler bu ismi yutacaklar, kendi başlarına kullanılacaklar ve biz buna zamir diyeceğiz. Mesela Bahadır demiyorum da ben diyorum. Bak Bahadır kelimesinin yerine kullanılan bir kelime var burada. O da ben. Bu da kişi zamirimiz olacağız olacak. Mesela kalem dersem eğer isim olur. Ama bu dersem zamir olmuş olur. Kalemin yerini tutmuş olur. Işık. Mesela ışık dersem isim olur. Şuraya hemen yazalım. Ama ışık değil de şu dersem o zaman zamir olmuş olur. Sıfatlar ismin önüne gelip onları niteleyen veya belirten sözcüklerde zamirlerde o isimleri yutan sözcüklerde. Bunu şöyle hatırlayabiliriz gençler. Kalem dersem isim olur. Bu kalem dersem sıfat olur bu dersem zamir olur. Bunu böyle aklınızda tutabilirsiniz gençler. Ezberlemenize gerek yok. Mantığını çözdükten sonra her şey çok kolay. Hemen devam edelim. Ne söylemişiz? sıfat ve zamir arasındaki ilişki bunları birbirine karıştırmıyorsunuz. Eğer yeni başladıysanız ve çok fazla sözcük türleri sorusu çözmediyseniz bunlar birbirine karışabilir. Telaş yapmayın hemen hep beraber bakalım. Ne demiştik sıfatlar için isimlerin önüne gelip onu niteleyen sözcüklerdi. Mesela burada ne var? Saksılar var. Buna isim diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bu saksılar bunu niteleyen bir kelime var mı? Veya belirten bir kelime var. O zaman ben buna sıfat diyeceğim. Bu saksılar şu raf. Bak raf isim şu sıfat olmuş oldu arkadaşlar. Bunu pratikleştirirseniz zaten direkt cümlenin içerisinde görebilirsiniz. Bu şekilde kullanıldığı önünde isim var. Bak isimleri kullandım. Buna dikkat. Ama zamirlerde bu isimleri kullanmayacağım. Mesela bu saksılar demek yerine bunları dersem ben eğer bu bir zamir olur. İsmin yerine kullanılmış olur. Şu raf demeyip şuraya dersem yani şu ismi yok edersem bu zamir olur. İsmin yerine kullanılan sözcüklere biz zamir diyoruz. Çok mantıklı ve sorularda da bu kadar basit gelir gençler. Sadece görebilmeniz lazım. Ufaktan o küçük bizim küçük gördüğümüz, basit gördüğümüz şeyler sınavda çıkıyor. Aa nasıl kaçırdım ben bu soruyu diyorsunuz. O yüzden temel bilgiyi ÖSYM basit olan şeyi zor şekillerde sorar. Unutmayın. Ne demişiz? Alt başlıklar. Evet bunda da alt başlıklar önemli. Hemen hangisi zamirdir diye sormayabilir arkadaşlar. Başlıklar önemlidir demişiz zaten. Bir bakalım kişi zamirleri. Türkçemizin kişi zamirleri ben sen o ve biz siz onlardır. Bunlar aynı zamanda ek aldıkları kullanımları da zamir olarak kabul ediliyor. Mesela benim dersem bu da kişi zamiri olmuş olur. Okey? Bu şekilde ek aldığı halleri kullanımı da normal. İşaret zamirleri demişiz. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar vesaire. Onlar dediğimiz zaman dikkat edeceğiz orada birazdan uyarımızı yapacağız. Belgesiz zamirler demişiz. Biri, bazıları, birkaçı bak yine önünde isim yok. Birkaç adam dersen o sıfat olmuş olur. Ama birkaçı dersen o zamir olmuş olur. Belgesiz yönden nitelediği için de belgesiz zamir olmuş olacak. Soru zamirlerine bakalım. Ne, kim, Kaçı, nereye? Bu ne sözcüğünde de bir sıkıntı var. Ondan da bahsedeceğiz. Dönüşlülük zamiri kendi sözcüğüdür arkadaşlar. Bir tek kelime de var dönüşlülük zamiri. O da yine aynı şekilde kendim, kendileri gibi ekler alabilir. Yine dönüşlülük zamiri olarak kullanılır. Okey. Bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Şu alt başlıklar sorularda karşınıza gelirse hangisi neydi karıştırmayacaksınız ve bol bol örnek çözerseniz bunlar gelişir ve unutmazsınız arkadaşlar. Hemen devam edelim şöyle. Uyarı. Gelelim ne söylemişiz? Dikkat edin demişiz. Hadi bakalım. O sözcüğü hem kişi zamiri hem işaret zamiri olarak kullanılabilir. Çok önemli. Hemen bakalım. O bu sınavı kesin kazanamayacak demişiz. Şimdi o bu sınavı kesin kazanamayacak dediğimiz bir kişiden bahsediyoruz burada değil mi? O zaman ben buna kişi zamiri diyeceğim. Ama o eski vitrinde daha güzel durur dediğim zaman belli ki bir nesneden bahsettim. Bir kişiden bahsetmedim. Ortada bir kişi yok o sözcüğünü kişiden bahsetmediğimiz zaman biz buna işaret zamiri diyeceğiz. Okey ama ben mesela şey dersem o insan dersem bak burada direkt önünde isimle beraber kullanıldığı için sıfat olmuş olur. Bak 3 tane farklı türde kullandım arkadaşlar dikkat edin. Sözcüğün cümle içerisindeki bulunduğu yere göre cümlenin içerisindeki ismi yutmuş mu yutmamış mı böyle değerlendireceksiniz ve bol bol pratik yapacaksınız arkadaşlar. Hemen gelelim bir diğer uyarımıza. Kendi sözcüğü yani dönüşlülük zamiri kişi zamiriyle birlikte kullanıldığında anlatım bozukluğu olmaz. Pekiştirme olur demişiz. Burada cümlede sanki okuyunca şimdi anlayacaksınız. Anlatım bozukluğu varmış gibi gelecek. Ancak bu bir kuraldır ve bunu uygulamak zorundasınız. Anlatım bozukluğu çok uzun süredir sorulmamakla beraber sorulabilir. Bilmiyoruz. Bu soruyu ben kendim çözerim. Bak burada kendim gördüm. Hemen dönüşlülük zamirini yapıştırdım. Okey ama burada bir tane de ben kullanılmış. Ben kendim. E sanki kendim deyince o anlamı karşılamıyor mu? Karşılıyor. Ama ben diye pekiştirebilirim. Burada anlatım bozukluğu kullanılmaz arkadaşlar. Anlatım bozukluğu yoktur. Bu soruyu ben kendim çözerim. Ne vardır diyeceğiz? Pekiştirme vardır diyeceğiz. Okey. Buna düşmeyin. Odanı sen kendin toparlamalısın. Sen kişi zamiri kendin dönüşlülük zamiri bunlar birlikte kullanıldı ve anlatım bozukluğu yok. Mantıksız bir cümleymiş gibi gelir. Mantıksız bir cümle değil arkadaşlar. Burada pekiştirme vardır diye kabul edeceğiz. Kurallara uyacağız. Hemen devam edelim neler yapmışız. Bakalım. Evet şimdi sen kendin çöz kısmına geldik arkadaşlar. Şuradaki i'leri de koyayım artık yine gıcık oldum. Buradaki kelimeleri yine söylüyorum. Hep söyleyeceğim arkadaşlar. Paragraf sorularını atmıyorsunuz. O paragraf sorularında sözcük türlerini buluyorsunuz. Ses olaylarını buluyorsunuz. Yazım kurallarını buluyorsunuz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Burada da bu metnin içerisindeki sözcüklerin içerisinde... Zamir kullanılmış mı? Kullanılmışsa nerede bunu tespit edip bana yorumlarda belirtiyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki bir isim tamlaması varsa onu da bulabilirsiniz. Tabii ki bir ses olayı varsa onu da bulabilirsiniz. Ek kök ayırma egzersizi olarak kullanabilirsiniz birçok şeyi de kullanabilirsiniz. Diğer videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Kanalı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.